Borç geri ödemek için alınır Raka. Şu gün, bugün derken 2 ay geçti. İstersen hiç ödeme Hakan! Ama ben geride acılı aileler kalınca çok üzülüyorum Hakan. Hele de o aileler kalmayınca kahroluyorum. Hakan. Sen bilirsin. Ben ister miydim abi böyle olmasını? Aldığım bütün çekler, senetler karşılıksız çıktı. İnternet sitem eklendi. İşlerim durdu abi. İstersen şöyle karşılıklı oturup hüngür hüngür ağlaşalım Hakan. He? Ne dersin? 3 gün var Hakan. Ödedin, ödedin. Ödemedin, sen bilirsin Hakan. Efendim canım. Zeynep neredesin? Sibel'e gidiyorum. Bir şey mi oldu? Hiç merak ettim. Hakan, bir şey mi oldu? Gergin gibisin. Yok, bir şey yok hayatım. Ne olabilir ki? İşle ilgili sıkıntılar işte. Tamam, kapatıyorum. Tamam aşkım, öpüyorum. Tamam hayatım, ben de öpüyorum. Dikkat et kendine. Günü. Peki bu süre içinde bulma ihtimalin var mı? Yok gibi. Herkesi aradım. Kimseden fayda yok. Ne yapacağız Hakan? Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Tam bir çıkmazdayım. Hadi yatalım. Ne oluyor? Hakan, çok kötü bir kabus gördüm.
Zeynep sakin ol. Çok kötüydü. Biliyorum. Sen böyle şeylere inanmazsın ama tanıdığımız bir hoca vardı. Yarın gidip ona mı görünsek? Zeynep ne hocası? İkimiz de yorgunuz. Uyuyalım geçer. Benim için ne olur. Tamam gideriz. Uyuyalım gideriz. Ucu içeride bekliyor. Buyurun. Hoş geldiniz evladım. Gel kızım. Uzan şöyle. Bu ne saçmalık ya? Kalk Zeynep, yürü gidiyoruz. Öyle özledim ki babamı. Hep eksik kaldı benim anne. Çok zamansız. Çok ani gitti babacığım. Düğününü göremedi garibim. Ben görürüm görmem bilmiyorum. Patik örüyorum torunuma. Öyle söyleme anne. Üzülme beni. Torun falan da yok bu arada. Olsun. Anneciğim. Benim oyuncaklarım duruyor değil mi bodrumda? Duruyor duruyor. Toz toprak içindedir. Önemli değil. Birkaç tanesini alıp köşe yapacağım evimde. Bodrumun anahtarı nerede? Orada kapının yanında asılı. Anne korkuttun. Ne var bu sandığın içinde? Babandan kalan eşyalar. Sakın dokunma onlara kızım. Neden? Dokunma işte. Hadi gidelim. Neydi o anne? Bilmiyorum. Bakmadım bile. Baban define harçası olduğunu söylerdi. Defineyi çıkarıp zengin olma hayalleri kurardı hep. Ama ömrü yetmedi işte. Ciddi ciddi. Definin var yani. Aman kızım boş ver böyle şeyleri. Hem inançlarımıza uymaz. Hayırlısı olmaz. Hikmet sen miydin? Sen nasıl geldin buralara? Medet umma belada. Çare gelir Mevla'da. Ne diyorsun sen be? Ben dakika. Dukka. Ben dakika. Dukka. İş nasıl geçti bugün? Sıradan ya, farklı bir şey olmadı. Hakan, bir çözümü var. Neyin bir çözümü var? Tefecilerden kurtulmanın. Neymiş o? Biliyorum, kabul etmeyeceksin ama annemlerin bodrumunda define sandığı var. Define sandığı mı? Nereden çıktı bu? Çocukluğumdan hatırlıyorum.
babam saklamış. İçinde harita falan var. Borçtan kurtulmak için iyi bir fırsat olabilir. Zeynep, karıştırıyorsun galiba. Antikacıyım ben, definci değil. Sakin ol Zeynep, bağırma bir dakika. Sigortalar attı galiba, ben bakıp geleyim. Hakan? Hakan? Ne yapıyorsun Zeynep burada? Kapı çarpınca korktum. Gel hadi yemeğimizi yiyelim. Bir kere dinle Hakan. Elimizde böyle bir fırsat var. Neden kullanmayalım? Başımız derde girer Zeynep. Yasal değil. Hem tekinsiz bir iş bu. Ya tamam. Sana da hak veriyorum. Benim de hoşuma gitmiyor ama bir kere dinle. Sadece bir kere. Bu define hikayeleri bile beni tedirgin ediyor Zeynep. Ben de tedirgin oldum ilk gördüğümde. Hatta korktum. Ama sonra geçti gitti. Bilmiyorum Zeynep. Riskli buluyorum yine de. Of, amma düşündünüz ya. Şu an içinde bulunduğunuz durumdan daha riskli ne olabilir ki? Alın orada ne varsa, kurtulun borçtan. Ha, dua edin de değerli bir şeyler çıksın. Vallahi ben olsam bir dakika durmam. Anneciğim, hem sizi ziyaret edelim dedik. Hem de şu aşağıdaki sandığa bir bakalım dedik. Tabii sizin de izniniz olursa. Uzak durun o sandıktan. Anneciğim, biz bir bakalım dedik. Peki ama dokunmayın. Sessizlik hayra alamet değil. Definenin krokisi bu. Alıp gidelim krokimi, haritamı her neyse. Kimseye bir şey söyleme olur mu anne? Hakan. Ne bileyim. Üzerindeki yazıların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Arapça yazılar. Bilmediğim bir konu bu. Bu mudur yani? Bırakacak mıyız sandığı burada? Durun ya. Definelerle ilgili bir site buldum. Ya burada diyor ki
define çıkarmak cazip görünse de tehlikeleri, lanetleri de beraberinde getirebilir. Ha işte bak, ben de bundan bahsediyorum. Bitmedi, dinle. Tamam o zaman, tepsiyle bırak. Her türlü olumsuzluğa karşı hocalarla bağlantıya geçilmesine fayda vardır. Ya bir beladan kurtulmak isterken başka bir belayı açmayalım başımıza. Ne yazıyor orada? Hocayla bağlantıya geçin diyor. Fazla büyüttün be Hakan. Ya bence de. İki çanak çömlek için bu kadar büyütmeye değmez. Alın gitsin. Ya takmayın öyle büyümüş, lanetliymiş hikayelerine filan. Anlamıyorsunuz. Bilmediğiniz bir alemde. Ya Hakan, haritayı kime versen koşarak gider defineyi aramaya. Lütfen Hakan, Anıl'ı ara. Belki onun tanıdığı birileri vardır. Tamam. Belki yapmamız gereken bir şey. Tedirgin olsak da deneme şansı ayağımıza geldi diye düşünemez miyiz? Bence Zeynep haklı. En azından denemek lazım. Bakın size ne diyeceğim. Bu define işleriyle uğraşanların takıldığı bir kahve var. İsterseniz onlara danışalım. Ne dersiniz? Hoş geldin hayatım. Aşkım ceketim. Allah Allah. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Baba ne yapıyorsun? Orada girebilir miyim? Annenin yanına git Zeynep. İşim var. Çık yukarı. Baba! Çık yukarı dedim sana. Düşünsene, köyün en zengini biz olacağız. Tarlalar, takkalar, çocuklarımızın hayatı, kollarında bilezikler, küpeler. Düşünsene, çok zengin olacağız. Ben para mara istemiyorum. Hiçbir şeyle gözüm yok. Başım belaya girecek diye korkuyorum. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Vallahi birader, ben bu işleri bıraktım. Yeminliyim. Geldiğimizde heyecanlı heyecanlı define hikayesi anlatan sen değil miydin? Oğlum, yapmak başka, konuşmak başka. Konuşmaktan vazgeçemiyoruz işte. Yapamayınca da dilimize vuruyor. Ne yapacağız peki? Yardım etmeyecek misiniz bize? Ederiz kardeşim. Kalkıp buraya kadar gelmişsiniz. Sizin aradığınız adam Metin Hoca. Ben de yapsam onsuz yapamazdım zaten. Bahsettiğiniz yer korunuyorsa bunun çaresini en iyi Metin Hoca bilir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz Metin Hoca diye birini arıyoruz ama biliyor musunuz Emine? Ne yapacaksınız Metin Hoca? Şey biz... Anladım. Bakın bu iş hiç de kolay değildir. Büyü yedi büyük günah arasındadır. Direkt Allah'a şirk koşmakla eşdeğerdir. Ama siz... Biz büyüyle değil, duayla define bulma peşindeyiz. Size Mehmet Hoca yardım edecektir. Mehmet Hoca'yı bulacaksınız. Peki, nereden buluruz biz bu Mehmet Hoca'yı? Nereden bulursunuz? Camide de. Hoca nerede bulunur?
Fanilerin meçhul alemle bizzat alakadar olup müdahale etmeleri tehlikelidir. Tehlikeyi bertaraf etmek de Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına bahşettiği bir ameldir. Velhasıl vuku bulacak her türlü vakalara da hazırlıklı olmak mecburiyeti vardır. Yani hocam, yardım edecek misin bize? Basit değildir. Sabır ve sükun ve tevekkül gerekir. Korkmayın. Odaya birisi gelirse ilgilenmeyin. Sakın ha göz göze gelmeyin. Namazından yarım saat sonra gelin. Bu şemayla definenin haritasına ulaşacağız. Tamam, borçtan kurtulacağız ama lanetli falan olması korkutuyor beni. İnsan korkularını kendi yaratır. Yani define gerçek olabilir ama lanet manet safsata işte. Takılma o kadar. Ne o? Hayalet görmüş gibisin. Yo, daldım. Biraz süre. Para garanti. Hatta günlük faiz bile alırsınız. Yeter ki Hakan vazgeçmesin. Define diyorsun. Faiz diyorsun. Vazgeçmesin diyorsun. Bir de yanında mesaj veriyorsun. Ben de birazdan gelirim. Ah!
Hakan? Hayırdır Hikmet? Dost mu, düşman mı? Güvenen pişman mı? Ne diyorsun Hikmet? Dost mu, düşman mı? Güvenen pişman mı? Ne oldu, ne yaptınız? Yardım edecek. Yatsıdan sonra tekrar buluşacağız. Sibel, bir çay verir misin? Tabii. Tehlike yok yani. Zor ama hallederiz dedi. Şu an hiçbir şey bilmiyorum Zeynep. Ay! Of ya! Sibel! Elin kanıyor. Panik yapmayın, bir bezle saralım. Ya şey, arada oluyor böyle soğuk, sıcak falan. Sağlık ocağına gidelim hemen. Bir arka sokakta zaten. Kızlar! Ya aslında benim buradan ayrılmamam lazım. İkiniz gitseniz olur mu? Şurası zaten. Niye ayrılmaman lazım? Anıl malzeme getirecek. Akşam harabeleri çıkacağız ya. Tamam. Ne işiniz var burada? 2 gün dolmadı daha. Hatırlatmakta fayda var. Olur ya, aklına başka fikirler gelir. Arazi olmak gibi falan. Ben sizin gibi yanar döner değilim. Parayı verirken çakallar gibi sırıtmanızdan anlamalıydım ne mal olduğunuzu. Sibel, acaba diyorum, bardağın kırılması, elinin kesilmesi, defineyle bir alakası olmasın? Ya ne alakası var Zeynep? Hem benim dalgınlığım, hem kırılacağı varmış. Sen böyle her şeyi bir şeye bağlama. Haydi o zaman. Gidelim Allah'ın izniyle. Aklım Hakan'da. Ben niye gitmedim ki? İstiyorsan araba var. Gidelim. Ciddi misin? Malzemeler alın. Hiç de rahat değil. Saçmalama be oğlum. Hadi. Bırak şu kuruntuları. Hoca yanımızda. Sakin ol. Hadi. Burası. Sessiz, karanlık, çok ürkütücü. Kızım dağ başı burası. Karnavala gelmedik ya. Ya hadi acele et de gidelim. Bizi görmesinler. Hakan kızar. Ya tamam tamam. Çok yaklaşmayız. Kaldın. İleride karada çarçarlı bir kadın vardı. Kimse yok orada. Hocam.
devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehuzuhu sinetun ve la nevm lehu mahvis semavati ve mahvil ard. Men zellezi yeşfeu innehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Ve la yehutine bi şeyin min ilmihi illa bima şae. Ve siyah kürsüyü semavati vel ardi ve la yehudihu hıfzühü ma rehevel aleyhül azim. Sibel, gidelim. Yok bir şey. İşleri de bitti. Hadi gidelim. Siz bilirsiniz. Yarın yatsıdan sonra yine çıkarız yola. Canım. Siz ne yaptınız? Asıl iş yarın. Haritayı çıkardık sadece. Çok yoruldum, eve gidelim mi? Daha ne kadar bekar kalacaksın bu oğlum? Bak yaş ilerliyor. Sonra kimse dönüp bakmayacak. Benim evlenmek gibi bir niyetim yok. Biliyorsunuz. Erkeklerin en kötü tarafı da bu. Beraberken aldatırlar. Yüz vermeyince de ömrü bile unutmazlar. Ya girmeyelim konulara. Zeynep Hakan'la evlendiği günden beri hayata küstün bu oğlum. Levent. Lütfen. Ne lütfen abi ne? Senden bir halt olmaz oğlum. Bak kardeşini dinle. Düzgün bir hayat kur kendine. Bırak şu antik kuntik işleri. Mühendissin oğlum sen, mühendis. Memleketin her yeri inşaat. Bizim oğlan ibrik peşinde ya. Ya buraya muhabbete mi geldik, benim hayatımı diliklemeye mi? Muhabbet ediyoruz işte. Neyse, biz bile oraya kadar gidelim. Geliyor musun Gizem? Oğlum şu kız var ya, melek melek. 10 Zeynep'i yan yana koy, bir tane Gizem etmez. Boşuna nefesini tüketme. Takıldın kaldın lan Zeynep'e. O artık evli bir kadın oğlum. Bunu o kafana koy. Takıldığım falan yok. Tamam, geçmişte çok üzüldüm. Ama hepsi geride kaldı. Böyle mutluyum ben. Hayatıma da başkasının girmesini istemiyorum. Nokta. Evet. Kardeşim, bak bu Gizem var ya, maddi manevi pırlanta gibi bir kız. Fotoğrafını gördü, senden hoşlandı. Seninle tanışacağı için heyecanlandı be oğlum. Beni emir vakiyle oyuna getiriyorsun lan bak. Bir daha olmasın arkadaşım. Salaksın oğlum sen. Hakan, ben kendimi iyi hissetmiyorum. İçeriye geçip uzanacağım biraz. Zeynep neyin var?
Ben iyi değilim. Bir duş alsam iyi olacak. Bak istersen yarın annemlere gidelim. Hem bahane olur hem de birkaç gün orada kalmış oluruz. Ne dersin? Tamam olur, konuşuruz. Bilmiyorum. Define'nin varlığını öğrendiğim günden beri saçma sapan hayaller görmeye başladım. Ben de senden farklı değilim. Geçmişte okuduğumuz yazıların, izlediğimiz filmlerin etkisi olmalı. Bu da çok normal. Ben inançlara saygılı biriyim. Demek ki yaptıklarımızla bir şeylere rahatsızlık veriyoruz. Fazla abartıyorsun Hakan. Ben de rahat değilim ama aklıma getirmemeye çalışıyorum. Tefecilerle başımın belada olduğunu babama söylemeyeceğim. Evde tadilat falan var deriz, tamam mı? Korkuyorum Hakan. Abi! Hadi kızım, düşeceksin. Hoş geldiniz çocuklar. Zeynep abla. Telefonla haber verdiğinizden beri yerinde duramıyor. Yani söylememe gerek yok ama çek senet kabul etmiyorsun değil mi? Yani ekonomi çok daha kötüye gidiyor. Yok baba. Ne çeki, ne senedi? Oğlum, sen yufka yüreklisindir. Adam sıkışmıştır, acırsın haline. Yani antika temel ihtiyaç değil biliyorsun. Parası varsa alsın. Yoksa sen zor duruma düşersin çocuğum. Annem muzlu pasta yaptı. En sevdiğiniz. Ellerinize sağlık anneciğim. Afiyet olsun güzel kızım. Sen hep bir adım önde oldun lan. İşte, aşkta, her yerde. Yetişemedim sana. Sevdiğimi uzaktan da olsa görebilmek için yanımda çalışmayı bile kabul ettim. Sırf onunla beraber yaşlanabilmek için. Thank you.
Hakan telefonu niye açmıyor Sibel? Kaz. Siz devam edin. Cinneti ve nâz. Hayırdacım, bismillahirrahmanirrahim. Hakan, aç şu telefonu, aç! Aç! Sabah olmuş. Haydi. Yavaş yavaş yola koyulalım. Tamam hocam. Malzeme bırakma. Topla hepsini. Benim işim bitti. Benden bu kadar. Hayırlı günler olsun. Sandık sizde dursun hocam. En azından bir süre. Kendimi toplayana kadar. Sadece bir gün. Tamam hocam. Sadece bir gün. Bunu yandan ayırma. Bu senin kalkanın. Hükmedemeyeceğin güçler senin canına kastedeceklerinde onlara karşı burada yazılı dualar seni korur. Teşekkür ederim hocam. Allah sizden razı olsun. Hakan, çok kötü görünüyorsun. Zor saatlerde. Konuşmaya bile halim yok. Bir duş alıp uyumak istiyorum. Defineyi merak ediyorsun biliyorum ama çıkardık. Bir gün hocada duracak sadece.
Hakan, bir şey merak ettim. Define sandığı neden hocada kaldı? Burada nerede saklayacağımı bilemedim. İçine bile bakmadım. Başka sorun yoksa uyumak istiyorum. Var. Kızacaksın ama bir sorum daha var. Gömleğinde kan lekesi var. O şey, hoca dua sırasında orası kesmişti. Ondan sıçramıştır. Tekrar burada. Of. Hiç iyi değilim ben. Zeynep, yüzün neden solgun? İyi misin? Mehmet Hoca intihar etmiş. Ne? Nasıl? Ne zaman? Bugün öğle namazında defnedilmiş. Daha öyle olmadı ki. Oldu. Çoktan geçti. Defini sandığı nerede peki? Ne oldu oğlum? İyi misin? İyiyim. Şaşkınım biraz. Zeynep kötü bir haber verdi de. Ya sorma oğlum. Mehmet Hoca hayatıma son vermiş. Taksirat işte. Birinin ölümüne sebep olduğu için vicdanla yedirememiş zavallı. Anıl, biraz dışarı gelir misin benimle? Tabii ki. Hoca oradan tek çıkışın kan dökülmesi olduğunu söyledi. Seni öldürmem istedi Anıl benden. Yoksa üçümüz de öleceğiz dedi. Bir an ben ölmek istedim ama yapamadım. Engel olamadım ona. O günden beri çok acı çekiyorum. Kendimi bir türlü affedemiyorum. Sakin ol kardeşim. Bak ben buradayım. Karşındayım. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Seni öldüm biliyordum. Ama gördüğün gibi buradayım, karşındayım. Ölen Mehmet Hoca. Bu işlere fazla kafa yormayacaksın kardeşim. Sorgulamayacaksın. Olduğu gibi kabul edeceksin. Nasıl kabul edeyim? Mehmet Hoca çok iyi biriydi. Onun ölümüne de ben sebep oldum. Peki sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Olan oldu. Şimdi ileri bakma zamanı. Define sandığı nerede peki? Bilmem. Sende değilse hocanın evindedir. Hemen sandığı oradan almalıyım. Zeynep'e haber verip geliyorum. Senin arabada... Kim öyle? Kim kala? Kim öyle? Kim kala? İki dünya bir arada. Zeynep,
Zeynep, senin neyin var? Ölümler olacak. Sandık yerine konmazsa herkes ölecek. Alo. Sende bir sandık varmış Hakan. Define sandığıymış üstelik. Evet. İşte o sandığı istiyorum Hakan. Neden? Sen eski eşyaları sevmezsin ki. Artık çok seviyorum Hakan. Bayılıyorum. Anlamadım. O sandık bana gelecek Hakan. Yoksa ailendeki herkes tek tek ölecek Hakan. Altında biri var. Ölürken bile şakalara devam ediyorsun Yoncacığım. Şaka değil. Yatağımın altında baksana. Abi, yatağımda biri yatıyor. Çok korkuyorum. Abi? Ne yapıyorsun burada? Seni öğretmek için gelmiştim Yoncacığım. Define sandığı. Kimse görmesin diye buraya saklayacağım. Hakan, seni çok özledim. Gelsene. Ben de seni çok özledim. Elim yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Çabuk gel ama.
yüzünden oldu. Hepsi en başından beri. Zeynep, kızım. Zeynep, uyan kızım. Bak yanındayız. Zeynep abla, ben de buradayım. Hadi kalk. Canım, korkma. Kötü bir kabus görmüşsün. Ne var o sandıkta? Önemli bir şey değil baba. Dur dokunma. Neden? Sabah her şeyi uzun uzun anlatacağım baba. Bu sıradan bir sandık değil. O çok eski bir sandık. Antikanın da ötesinde. Evde antika istemiyorum ben. Geçmişin karanlıklarını taşır onlar. Niye getirdin oğlum? Huzursuz olduğumu bilmiyor musun? Bir geceliğine anne. Yarın sabah götüreceğim zaten. Yürü. Zeynep kolonya getir. Eser. Annem. Eser. Annem, güzel annem. Annem ne olur uyan hadi. Ne oldu öyle birdenbire? Kahvaltıyı hazırlıyordum. He? Zeynep. Hakan. Yonca. Şurada sörek efendinin içine yatıyordu. Anneciğim, hayal görmüşsün. Bak yanındayız. Sağlıklıyız. Çok korktum oğlum. Çok korktum. Canım annem, geçti. Daha iyisin değil mi? Çok şükür. İyiyim kızım. Bilmediğin işlere niye kalkıştın? Yahu bari gelip bana danışsaydın. Ben sana geliri belli olan bir iş teslim ettim. Sen gittin, daha fazlasına tamah ettin. Yani ben sana böyle mi öğrettim? Affedersin baba. Böyle olacağı hiç aklıma gelmemişti. Ah be oğlum, ah be oğlum. Dedim ya, bari gelip bana danışsaydın. Eğrisine doğrusuna bakıp birlikte karar verirdik. Baba, bu sadece Defne işi değil. Nasıl yani? Birileri uğraştı durdu benimle. Ya kimler? Ya bizim hayatımızın hiçbir döneminde bir düşmanımız olmadı ki. Bilmiyorum. Ödemeler yapılmadı. Aldığım bütün çekler, senetler karşılıksız çıktı. Ben de mecbur kaldım bu işe girmeye. Senden korktuğum için de sana söyleyemedim baba. Ya borç ödenir, uzlaşılır. Ama define işi başa bela olur. Hemen o sandığı yerine koyun. Daha fazla büyük felaketlere yol açmayalım. Anladım baba. Yalnız... Yalnız ne? Birileri var. Sandığın bende olduğunu biliyorlar. Sandığı istiyorlar baba. Tehdit ediyorlar. Eğer vermezsem ailemizdeki herkesi öldüreceklermiş. Eh be oğlum. Görüyor musun başımıza açtığın belaları? Katlanarak daha fazlası oluyor. Ama şunu iyi bil. Define yerine konulmadıkça lanetinden kimse kurtulamaz. Hakan! Hakan! Telefonun kapalıymış be oğlum. Anıl, babama söylemek zorunda kaldım. Babam da sandığı yerine koymanın şart olduğunu söyledi. Aksi takdirde lanetinden kimse kurtulamazmış. Tamam da, İrfan defineyi almazsa ne yapacağını söyledi. Dediğini de yapar biliyorsun. Kritik bir karar kardeşim. Biliyorum. Anneciğim. Ben Sibel'e gidiyorum. Daha iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim kızım. Biraz yorgunum. Bir ilaç içip yatacağım. Siz bakın işinize. Tamam anneciğim. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Bahri. Ben biraz yatacağım. Tamam.
O elindeki ne? Ya bizim bir İsmet Hoca vardı. Hı hı. Yani o bu işlerden iyi anlar. Onun numarasına bakıyorum. Aman aman daha kötü olmasın. Yok yok. Nefesi kuvvetlidir. Sen bilirsin. Hı. İsmet Hoca'yı aradım. Ama açmadı. Meşguldür. Sandığı İsmet Hoca'ya götüreceğiz. O bu işlerin yolunu yordamını iyi bilir. Şimdi hemen al sandığı gel benimle. Gel 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 gel. Anıl, mesaj geldi yine. Zaman daralıyor diye yazmışlar. Sevmedim ben bunları Zeynep. Ama yapacağız mecburen servislerini. Olsun boş ver. Aman tam isabet. Defolun gidin. Selam Zeynep. Selam. Otursana. Neden bakıyorsun öyle? Bugün bir farklılık var sende. Her zamankinden daha mı güzelsin ne? Aman tam da güzelleşecek günler. Bütün yaşananlara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyorsun. Yıllardır kalbimde ayrı bir yerim var Zeynep. Ben de seni hep ayrı tutmuşumdur. Seni seviyorum Zeynep. Sevmeye de devam edeceğim. Hem de ölümsüz bir aşkla. Anıl. Neler söylüyorsun sen? Biz arkadaşız. Hep de böyle oldu. Hem bu tür konuşmaların ne yeri ne de zamanı. Neyin var senin? Bilmiyorum. Aşk söyletiyorum bir. Bu konuşma aramızda geçmedi sayıyorum. Tamam mı? Tövbe tövbe tövbe. Yok, ben bu sandığı ne gördüm ne işittim. Neden siz buraya geldiniz? Hemen terk edin burayı. Yani ama hocam. Terk edin burayı. Baba. Ne var lan ne var? Hocalara gitmeyi bırakalım artık. Yakında duymayan hiç kimse kalmayacak. Bana bak. Senin başımıza açtığın pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Bana karşı gelme yürü. Lan kaldık sandıkla baş başa. Bu beladan kazasız belasız kurtulsak artık. Ya kurtulalım lan nasıl kurtulalım? Oğlum hocalar bile kabul etmiyor lan. Yani alacaklıya verelim desek. Bu sefer sandığın lanetinden kurtulamayacağız. Hadi gömelim desem. Bu sefer alacaklılar soyumuzu tüketecek. Yani bitirdin lan bizi bitirdin. Ama ben de seni bitireceğim. Puh! Al şunu. Yürü. Baba nereye gidiyoruz? Yürü lan yürü. Koy o sandığı şuraya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz birini arıyoruz. Bize yardım etmişti. Adını bilmiyorum ama 50 yaşlarında biriydi.
Vallahi bu evde öyle biri yok. Burada ben oturuyorum. Bir yanlışınız var. Burada görmüştüm. Elinde dedektörü vardı. Bu arabaya koymuştu. Vallahi bu araba benim. Yok kardeşim, karıştırıyor olmalısın. Sağ olasın. Allah'a emanet olun. Bana bak. Sana Hızır aleyhisselam görünmüş. Annem yemeğe gelmeyecek mi? Az önce baktım. Uyuyordu. Yavaşça anne dedim. Baktım derin uykuda, uyandırmadım. Ellemeyin. Uyusun. En korktuğu şeyi yaşadı. Sayenizde. Size afiyet olsun. Stresli bir gündü. Duş alıp uyumak istiyorum. İyi. Duş alırken sandığı ne yapacağımızı da düşün. Düşünürüm ama. Sen odadaydın, beni öptün. Ağzımdan kan aktı, kurtlar vardı ağzımda. Ben hiç iyi değilim Zeynep. Ben de öyleyim bir tanem. Babam ölmüş. Baba.
İçin rahat olsun. Öylesi daha iyi. Efendim Sibel. Alo Zeynep. Lanetli Zuman definesiyle ilgili yeni bir bilgiye ulaştım. Hemen bir araya gelmemiz lazım. Yeni bilgi? Tamam. Geliyoruz, kapatıyorum. Bozuk olunca maya, ne ar sanır ne haya. Definedeki hançer musallat olan üç harfleri teması halinde onları etkisiz hale getiriyormuş. Ya bu bir rivayet tabii ama böyle bir inanış da varmış. Bu nedenle hançerin kendi kontrolleri altında bulunmasını istiyormuş. Onlara karşı silah gibi kullanıldığından güçleri zayıflıyormuş. Hançer yanınızda mı? Anıl gelip aldı. Neden? Ben nedenini biliyorum galiba. Anıl bizim bildiğimiz Anıl değildi. Nasıl yani? Defineyi çıkarırken Anıl öldü. Mehmet Hoca'nın kendini astığı gün Anıl canlandı. Yani yer değiştirdiler. Anıl'ın bedenine cin girdi. Bize musallat olan gizli güç oydu. Allah kahretsin! Şşş! Ölürse beden ölür. Canlar ölesi değil. Numara artık kullanılmıyormuş. Anıl tamamen yok oldu. Nasıl bulacağız peki? Bilmiyorum. Efendim İrfan. Şu tahsilat işini bugün halledelim Hakan. Ya parayı getir ya da defineyi. Hiçbirini diyorsan anlarım ki ölümü seçtin. Durumu biliyorsun İrfan. Aklı hayale gelmedik şeylerle uğraşıyorum sana borcumu ödeyebilmek için. Sen bilirsin Hakan. Kapattı. Sen bilirsin diyor ya. Borcunu öde diyor. Nasıl insanlar bunlar? Hiç mi halden anlamazlar? Şu andan itibaren yapmanızı istediğim tek şey Hakan'ı öldürüp Zeynep'i bana getirmek. Anlaşıldı. Beyler, duydunuz. Hakan ölüyor. Aç bakalım. Son sözü neymiş? Söyle Hakan. İrfan, 2 dakika beni dinlemeni istiyorum. Dinliyorum Hakan. Söyleyeceklerim Anıl'la ilgili. Artık o eski Anıl değil. Anıl öldü. Lanetli define cinleri de onun bedenine girdi. Define de onun elinde. Hepimizin iyiliği için bir araya gelip plan yapmamız lazım. Anladın mı? Anladım Hakan. Gelelim. Benim hayatta en çok istediğim şey seninle bir araya gelmek. Sen yeri söyle. Gelirler şimdi. Ya daha uygun bir yer yok mu? Şşş. Silah kullanmak da nereden çıktı? Anıl'a karşı plan yapmaya gelmedik mi buraya? Anıl bunları da etkisi altına almış. Hoş geldin Hakan. Neredesin Anıl? Hiçbir yerde. Arama, göremezsin beni. Neden göremiyorum? Çünkü çok kalmayacağım. Bugün benim doğum günüm Hakan. Senden bir hediye istiyorum. Ne istiyorsun Anıl? Define sandığı sende. Yo. Ben daha değerli bir şey istiyorum. Açık açık söyle Anıl. Ne istiyorsun? Peki. Zeynep'i istiyorum. Ne? Bunun için önce beni öldürmen lazım. Sen çoktan öldün Hakan.
şu aptalları görüyorsun değil mi? Ağzından çıkacak emri bekliyorlar. Anıl, bana ne yapacaksınız yapın, kızların buradan çıkmasına izin verin. Hay hay, ben de aynı düşünceliyim Hakan. Onlara zarar gelmesin. Kızlar, çemberin dışına çıkın. Hayır, seni burada bırakamam. Zeynep, çıkın dedim. Hadi kardeşim, aşkın uğruna öleceksin. Çok duygusal değil mi? Ölmeyecek, Hakan ölmeyecek. Bunu yandan ayırma. Bu senin kalkanın. Hükmedemeyeceğin güçler senin canına kastedeceklerinde onlara karşı burada yazılı dualar seni korur. İstemiyorum Zeynep. Sana olan aşkını biliyorsun. Öldüreceksen beni de Hakan'la birlikte öldür. Hadi. Bunu yapmayacağımı biliyorsun. Madem Zeynep seni bırakmıyor, o zaman sıra Yonca'da. Kararsızın. Dokunma ona. Masum çocuktan ne istiyorsun? Seni. Zeynep hayır! Çek onu! Yalvarırım çek! Ne istersen yaparım çek! Yalvarırım çek şunu! Çek! Bu ne saçmalık ya? Kalk Zeynep, yürü gidiyoruz. Madem gidiyorsun Anıl'a dikkat et. Sen Allah'ın sevgili bir kulusun ki Allah seni bana ve benden sonraki koruyuculara götürüyor. Ama yine de dikkatli ol. Sen hem birileri tarafından hem de Anıl tarafından kara büyüye uğramışsın. Çünkü Zeynep'i istiyor. Zeynep'i istediği için de seni öldürmek istiyor. Ama sana yardım edeceğim. Senin kanından birinin mezarında iki tane muska var. Biri senin ölmen için. İkincisi, Zeynep'in onun olması için. Yassı ezanıyla seni koruma altına alacağım. Yapılanları etkisiz hale getirmeye çalışacağım. Öyle masumsun ki bu masumiyetin bile Anıl'ın kalbindeki kinin ve nefretin önüne geçiyor. Büyü öyle bir lanettir ki kınını bile keser. Haksız yere yapıldığı zaman önce sahibini helak eder. Allah büyüye maruz kalanların yar ve yardımcısı olsun. Gelin çocuklar, gelin. Biz de İrfan Bey'le oturduk, sohbet ediyorduk. Ya oğlum,
Sen ne kadar da büyütmüşsün meseleyi. Biz İrfan Bey ile konuştuk. Güzel bir ödeme planı çıkardık. Değil mi İrfan Bey? Yani işi tatlıya bağladık. Ya. Öyle mi? Sevindim. Yemek hazır. Hadi sofraya. Buyurun İrfan Bey. Buyurun. Buyurun. Hakan Bey aramıştım. Evet, ben işiyim. Ben Emniyet Müdürlüğü'nden, Emniyet Amiri Deniz Yılmaz. Anıl Çelik hastaneden kaçtı. Hakan Bey'e iletebilir misiniz? Dikkatli olun, olumsuz bir durumda size hemen ulaşın. Peki, teşekkürler.